Başkanım, hayırlı olsun. Sağ olun. Dileklerimizi daha önce iletmiştik. Bir ay oldu neredeyse kongre olalı. Bir aydır zorlu bir süreç yaşıyor Ankara Gücü. Evet. Taraftarın merak ettiği birçok konu var. Evet. Onunla ilgili biraz bilgilendirmek istedim. Gerçi imza töreninde, Merkez Ankara imza töreninde birçok konuyu aslında açıklamışsınız. Evet. Ama biraz detaylara inelim. Ankara Gücü'nün şu anda durumu nedir? Yani 300 milyon liranın üstünde çıktığı söylenen bir borç var. Transfer Evet. yasağı ve puan silme durumları var. Ankara Gücü yönetimi göreve başladığından beri nelerde yol kat etti, neler yaşadı, neler bekliyor Ankara Gücü'nü? Evet. Şimdi bugün itibariyle artık bu rakamlar konusunda konuşmayacağım. Çünkü kulübe zarar veriyoruz çok fazla konuşarak. Bunu defa 2-3 sefer söyledik. Ulusal basına söyledik. Yereldeki arkadaşlara da söyledik. Rakamları artık herkes duydu. Biz ne yapıyoruz? Bu saatten sonra buna bakmamız lazım. Bununla ilgileniyoruz. Şimdi geldiğimiz günden beri söylüyorum. 5 futbolcuyla ilgili hatta yeni gelmeye başlayan dosyalar var. 2-3 tane daha dosya gelmek üzere olduğunu söyledi arkadaşlar dün akşam bana. Eksi puan silmeyle ilgili dert. En büyük dert bu şu anda Ankara Gücü'nde. Bu 5 futbolcunun 5'iyle de görüşmeler yapıldı. Belli bir noktaya gelindi. Uzlaşma sürecindeyiz. Onların istedikleri var. Bizim teklif ettiklerimiz var. Bu şekilde yürüyoruz burada. Yönetim olarak geldiğimiz günden beri her gün bir mesafe, bir yol kat ederek gidiyoruz. Öyle görüyorum ben. Allah'a şükürler olsun. Artık durmuş durmanın çok çok gerisinde bir yeri adım attırmaya başladık. Öyle söyleyebilirim. Geldiğimiz günden itibaren işte futbolculara ödemeler, prim ödemeleri, futbolcuların maaş ödemeleri, personelin ödemesi, cari borçlarla ilgili ödemeler bunlar yapıldı. Bundan sonrasında da işte dolaşıyoruz. Dün şehrimizin büyüklerini ziyaret ettik. Kurumlara gitmeye başladık. Artık bu saatten sonra bizim bütün enerjimiz, hızımız o kadar bir yoğunluk var ki bir taraftan takımın başarılı olması lazım, puan alması lazım. Bir taraftan buradan bizim bu işleri halletmemiz gerekiyor. Hepsinin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz. Başkanım, siz ne kadar rakamdan konuşmayacağım dahil iseniz. Şimdi Mehmet Başkan'la Temmuz ayı sonunda yaptığımız bir röportajda 200 milyon lira demiştim borç rakamını. Evet. Kongreden hemen önce Metin Akgüz'ün düzenlediği basın toplantısında 220-230 milyon lira civarında bir Evet. rakam söylenmişti. Bu rakamın bu kadar yükseleceğini bekliyor muydunuz? Tahmin ediyor muydunuz? Ne olmuş? Yani o zaman söylenen rakamlar mı doğru değilmiş? Yoksa bu ara süreçte ciddi bir borçlanmaya mı gitmiş kulüp? Niye, nasıl değerlendirdiniz sizin gözleminiz? Bülent şimdi şöyle. Ben şu anda şimdi camiye yazıyorlar. Bir sürü şey yazıyorlar bana Twitter'dan. Görüyorum. Bir kısmını okuyorum. Söyleniyor. Benim şu anda konuşacaklarım bu kulübün borcunu düşürecekse ben konuşayım. Mehmet İyiner'le ilgili bir şey söylemek bu kulübün borcunu düşürecekse bir şey yapacaksa ben bunları söyleyeyim. Ama şu anda bunların hiçbirisi bir çözüm değil. Yani bizim ayın 3'ü itibariyle burada elimize imzalı aldığımız bir tablo var. Yeri günü zamanı geldiğinde ben bunların hepsini açıklarım. Ama şu anda gündemimiz bizim çok farklı. Şimdi herkesin bir farklı anlayışı var, görüşü var, beklentisi var ama bizim derdimiz, benim derdim bu kulübü yaşatmak. Ben bura için mesai harcamak istiyorum. Bütün zamanımı, bütün enerjimi buranın bu puanını sildirmemek. Açabilirsek çok zor ama açmak için her şeyi deneyeceğiz. Transfer hesabını açmak, bu takımı ligde tutmak. Onun haricindeki konular şimdi bir sürü kişisel hesabı olan var. Birbirleriyle hesapları var, bilmem neleri var falan. Bizlere işte yazıyorlar, çiziyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ya ben bunlarla uğraşacak emin olun vaktim yok şu anda. Hani bana derseniz ki şimdi Mehmet Yener dönemiyle ilgili konuşalım. Şimdi Yok, ben konuşmaktan daha çok yani taraftarı Ankaragücü'nün borcu işte hesaplaşma yapılacak mı önceki dönem 240 konuştu. milyon liraymış işte 300 olmuş. Bunun Ankaragücü'nün borcunu bu yarın düşürecekse ben bununla ilgili hemen konuşayım. Bütün her şey. Ben aldığım tablo bunun tamam tablo bu. Buraya yapılacak hiçbir şey yok. Biz bunu nasıl çözeriz? Bunun derdindeyiz. Öbür işler şimdi dedim ben bunu kongre günü de söyledim. Bura bağımsız denetleme şirketine denetlettirilecek başlandığı işlemleri. Bakılacak. Ha bir hata var mıdır? Bir eksik var mıdır? Yanlış bir iş var mıdır? Bunları ben de dahil olmak üzere şimdi ben de bir ay yaklaştı buradayım. Yanlış bir şeyim varsa yanlış bir şeyin hesabını herkes zaten verir bir şekilde. Ama şimdi ya işte
burada rahat bir ortam yok. Şimdi oturup da benim bunları konuşacağım, bunları işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bizim vaktimiz yok. Emin olun. Algı şöyle bir algı var benim için. İşte bu doğal süreçtir. Daha önceden de yaşadığımız süreçlerde. Görevi devraldığınız başkan, Mehmet Başkan'la oturup görüştünüz. Delege hakimiyeti onda zaten. Mecbur bu görüşmelerin olması. Biz rakam gerekiyor. Görüşmedik ha. Mehmet Başkan'la. İşte şey. Mehmet Başkan acil buranın transfer ve eksi puanlar için parası olduğunu söyledi ama genel borç rakamı üzerinden bir şey konuşmadık biz Mehmet Başkan'la. Ha işte o gün görüşmede sanki Mehmet Başkan'ın zamanında yapılanlar incelenmeyecek gibi bir algı sanki sosyal medyada dolanıyor. Sizden anladım. Biz zaten denetletiyoruz. Denetlemeden de bir şey. Bağımsız denetleme şirketi, ben bunu kongre günü de söyledim. Ben bunu, benim derdim, benim aldığım günden sonraki güne kadar ne yaptım? Bunun şeffaflığı ve bunu teslim etmesi. Bundan önceki kısımdaki iş, ben hakim değilim, savcı değilim. Tamam, kulüp başkanıyım. Kulübün yönetimi var burada. Bizim yapmamız gereken işler var bir dünya. Biz bağımsız denetleme şirketini burayı denetlettireceğiz. Eksik görünen, yanlış görünen bir şey varsa ondan sonraki süreç nasıl işliyor? Atıyorum maliyeye mi söyleniyor ya da başka bir yere mi söyleniyor? Bilmiyorum onu. Ona bakılır. Burada bizim yönetimimizde hukukçu arkadaş var, mali müşaviri arkadaş var, devlette üst düzey bürokrat arkadaş var. Onlarla oturulur, bu işlere kafa yorulur. Yapılması gereken bir şey varsa yapılır. Ama bunların şu anda Ankara gücüne hiçbir faydası yok. Bu kulübü 3'e, 5'e, 10'a bölmekten başka hiçbir şeye yaramıyor. Yani yapılan bu iş bu kulübü bölüyor sadece. Başka hiçbir işe yaramıyor. Bizim de enerjimizi tüketiyor. Bırakın biz işimize gücümüze bakalım. Bu puan derdini halledelim. Transferi halledelim. Takımı ligde tutalım. Ondan sonraki işler farklı işler. Yani onu eksik varsa, yanlış varsa, yarın ben de gittiğimde eksiğim yanlışım varsa benden de birileri bunun hesabını sorar. Normal yani. Şimdi siz gelmeden önce bir takımda huzursuzluk, mutsuzluk vardı. Futbolcular da kongre evet. Sürecini bekliyordu. Bir manada para alabilmek için bekliyorlardı. Şimdi takımdaki atmosferi nasıl görüyorsunuz? Siz deneyimli bir yöneticisiniz. Daha önceden de Cemal Aydın döneminde, Cengiz Toper Yıldırım döneminde, Mehmet Başkan'ın ilk döneminde yöneticilik yaptınız. Şimdi takımın ruhunu siz aslında biraz anlarsınız, bilirsiniz. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi bizle birlikte buraya bir enerji geldi. Bir pozitif değişim olduğunu fark ediyoruz biz. Ama maalesef bunu sahaya ve puana yansıtamıyoruz. Yani sahaya yansıtıyoruz, puana yansıtamıyoruz. Şimdi Trabzon maçında da ilk yarısına baktığınız zaman başa baş bir mücadele. İlk yarı 1-1 de bitebilir. Biz de öne geçebiliriz. Ama ikinci sarı karttan Fatih Kırmızı Kart görüp de 10 kişi kalınca bütün düzen bozuldu. Ama ondan önce oynadığımız Başakşehir maçında da Ankara gücü güzel, korakor, işte Galatasaray'ı yenen Başakşehir'le top oynadı. Gaziantep'le oynadığımız maçı uzatmanın son saniyesinde yediğimiz golle kaybettik. Pozitif bir değişim olduğunu ben düşünüyorum, inanıyorum ama yıpranmış insanlar. Futbolcuların güçleri belli, yetenekleri belli ama yapabileceklerini yapmaya çalışıyorlar. Biz de onlara güveniyoruz. Bu futbolcular geçen sene bu takımı ligde bıraktı. Yani oynadıkları futbol da kötü değil. Yani beğeniliyor. Biz de beğeniyoruz. Gol atamıyoruz. İnşallah bu hafta o sorunu da çözeriz. Ondan sonra daha iyi günler olur. Bana burada şeylerin söylediği tercüman arkadaşlarla da konuşuyoruz. Birebir yabancı futbolcularla kendi konuştuğumuz da var. Çok ümitli olduklarını, her şeyin Ankara gücünde güzel olacağını düşündüklerini söylüyorlar. Yerli futbolcularla görüşüyorum, hocayla konuşuyorum. Galibiyet haricinde her şeyin iyi olduğunu söylüyorlar. Onlar da üzgün, moralsizler. Şey yapıyorlar... Puan aldıramadıkları için onlar da mutsuzlar ama genel anlamda bir iyilik ve iyiye gidiş var burada. Şimdi isim olarak zaten bunu sormayacağım. Çünkü sizle daha önce görüştüğümüzde bazı sorunlardan dolayı bu isimlerin duyulmasına kulübe zarar vereceğini söylüyorsunuz. Biz de bunu zaten paylaşmıyoruz. Bu konuda dikkat ediyoruz. Evet. Ama Mehmet Başkan'ın döneminde bir Ankara gücüyle ipleri atan bir hükümet, bir belediye vardı. Ankara gücüne bir destek gelmiyordu. Şimdi bu ilişkiler sıcaklaştı mı? Neler yaşanıyor? Makine Kimya Genel Müdürünü ziyaret ettiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, Ankara Valisi'ni ziyaret ettiniz. Somut olmasa dahi bir güzel gelişmeler, güzel haberler oradan bekleyebilir miyiz? Var. Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanımız birebir burayla ilgilenmeye başladı. Kendisi, ben görüştüm bir sefer. Sayın Cumhurbaşkanımız, gerçekten ben burada kendisine bir Ankara güçlü olarak... Kulüp başkanı değil ama bir Ankara güçlü olarak gerçekten teşekkür ediyorum. Burayla birebir yakinen ilgileniyor. Sorunlar anlatılıyor kendisine. Yine bir kısa zamanda inşallah görüşmemiz daha olacak.
biz çözüm önerilerinin nasıl olabileceğini sunuyoruz kendisine. Bu şekilde o taraftaki ilgi ve alakadan dediğim gibi kulüp başkanı ve Ankara Gücü taraftarı olarak çok çok memnunum. Çok da teşekkür ediyorum. Çünkü bu tabloyu bu destekler olmasa düzeltmek mümkün değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı dün ziyaret ettik. Kendisi çok pozitif karşıladı bizi. Çok samimi bir ortamda gerçekleşti konuşma. Burası çok önemli. Kendisine özellikle sordum ve de özellikle bunları söyleyeyim mi dedim. Söyle dedi. Dedi ki benim Ankara Gücü'yle alakalı içeriden dışarıdan hiç kimseyle hiçbir bağlantım yok dedi. Ben kurumu ve yönetimi muhatap alırım dedi. Benim muhatabım sizlersiniz dedi. Sizlerin muhatabı benim dedi. Ankara Gücü'yle ilgili elimden geleni yapacağım dedi. Bizim yanımızda canlı şahidiyiz. Talimat verdi. Dışarıdan söylenen, benim adımı kullananlara kulak asmayın dedi. Başkanım bunları söyleyeceğim dedim. Muhakkak söyleyin bunları dedi. Bu şekilde buradan da bunu iletmiş olalım. Mansur Bey, Sayın Belediye Başkanımız, benim muhatabım Ankara Gücü Spor Kulübü ve Ankara Gücü yönetimidir. Ben de buraya belediye başkanı olarak bu büyük kulübe elimden geldiği kadar katkı sağlamak için çalışacağım dedi. Biz de inanıyoruz kendisinin samimiyetine. Buraya yardımcı olacağına gördük yani. Dün de bunu şahit olduk. Şimdi biz bunu ilk dillendiren gazeteci bendim. Mansur Başkan bir hafta geçti. Telefon açmadı, hayırlı olsun dilemedi. Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapmadı. Bir ay geçti neredeyse. Bir ay sonra bu temasın kurulmasını neye bağlı? Yok, biz görüş, ya yani şöyle iletişim hatası oldu. Ben öyle görüyorum. Bazı şeyleri çalışan insanları yakmak istemiyorum işin açıkçası. İletişim hatası oldu aramızda. Biz daha önce maçtan önce de görüştük. Maçta da görüştük. Dün de görüştük. Kendisine bizi daha yakından tanıma fırsatı oldu bu süre içerisinde. Bizim kim olduğumuzu öğrenmiş oldu. Bir problem yok ya. Yani burada önemli olan işin yürümesi, işin görülmesi. Bu tür hatalar yani şeyler işte aradaki insanlardan dolayı belki bazen şeyler oluyor, hatalar olabiliyor. Yoksa bir problem yok. Yani belediye başkanımız gayet ben pozitif görüyorum bu konuyla alakalı. Başkanım misafiriniz gelecek. Çok çok onun için uzatmayacağım ama ileri tarihlerde çok daha detaylı inşallah açıklamalar alırız. Siz tribünden gelen, taraftardan gelen bir başkansınız. Yıllardır zaten birbirimizle tanıyoruz. Evet. Samimi olarak Ankara Gücü taraftarının umutsuzluğa kapılması için bir neden var mı? Yoksa rahat olsunlar, biz görevimizin başındayız. Bu takım kurtulacak diyebiliyor muyuz? Şimdi şunu söyleyeyim bir kere. Bizim taraftarımız gerçekten de itici bir güç. İşte Trabzon maçında bunu ispat ettiler. Yenik durumdayken Beyin Sport'un şeyi söylüyor bunu. Spikeri söylüyor. Diyor ki bunu bir yabancı gazeteciye anlatsak nasıl anlatacağız? 3-0 yenik bir takımın taraftarı bu şekilde davranıyor. Tabii bu da bizim sorumluluğumuzu kat kat daha arttırıyor böyle olduğu zaman. Şimdi taraftar bu kadar sahip çıkıyor. Biz de ümitsizliğe kapıldığımız anlar olduğu zaman işte bunları gördüğümüz zaman çok daha fazla enerji, daha fazla zaman harcamamız gerektiğini zaten harcıyoruz. Yani emin olun günde böyle 16-17 saat bura için mesai yaptığımız belki 20 saat günler oldu ve hala oluyor. Taraftarın ya tablo rahat bir tablo değil. Şimdi siz beni tanıyorsunuz. Ben gerçekçi bir insanım. Hayat satmayı sevmiyorum. Yarın bir gün konuştuğumun hesabını vermek zorundayım. Böyle görüyorum. Yani bugün popülist yaklaşabilirim ama ben bunu yapamam. Biz İlk derdimiz puan silmeyi halletmek. Ondan sonra transfer yasağını açmak. Ondan sonra bu takımı ligde tutmak. Bununla ilgili ümit ışığı var mı? Var. Biz bir ümit ışığını gördük. Bunun olabileceğiyle ilgili inancımız daha fazlalaştı. Arttı. Biz bu işi Allah nasip ederse yavaş yavaş çözebiliriz. Yani bir anda hiçbir şey olmaz. Çünkü keşke bu kongre Haziran ayında olsaydı. Bu kulüp şu anda çok farklı yerlerde olurdu. Ben onu net gördüm şimdi. Çok çok farklı yerlerde olurdu bu kulüp. Daha bu sıkıntılar bu kadar yaşanmazdı şimdi. Ama o dönemde size sanki talep etmediniz başkanlığı veya yönetimi. Mehmet Bey başkan bana teklif etti. Murat Ağacabağ'la Mehmet Tiner arasında geçmişti teklif, sanki kongre. Evet onların arasında geçti. Ben talep etmedim o dönemde doğru. Çok fazla o tartışmaların, o çekişmelerin işin içerisine de girmek istemedim. Mehmet Başkan o dönemde bize yönetim de teklif etti. Beraber çalışalım dedi ama biz olmadı. Yani biz, o dönem çalışılmadı. Şimdi burayla ilgili
artık bu saatten sonra bütünleşme lazım. Şimdi geçen gün ben bir tweet attım. Herkesin yaptığını biliyorum. Şimdi benim, siz de tanıyorsunuz. Ben bu caminin ruhunu bilirim. Herkesin ne yaptığını biliyorum. Herkesin, niye yaptığını? Herkesin hesabını, kitabını biliyorum. Her fotoğraf karesini okuyabiliyorum ben. Her fotoğrafın arkasındaki anlamları, manaları, kimin bunu ticari olarak kullandığını, kimi işte reklam için kullandığını, kimin ne hesabı olduğunu biliyorum. Olabilir. Buna saygı gösteririm. Ama bu takımın düşmesine sebep olacak hallere dönüşürse, bu takıma zarar verecek hale gelirse, herkes bunun bedeline katlanır. Çünkü bu camianın gücü altında, ben bunu şahsi bir tehdit falan olarak söylemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Bu takım kötüye giderse, bu takım böyle hesap kitap işlerinden falan sıkıntılar yaşarsa, bunlara sebep olanlar, bu işlere alan açarlar, bu taraftarın gücü ve baskısı altında kalırlar. Herkes bunu da böyle bilsin. Biz birlik olalım, beraberlik olalım. Bu takım ligde kalsın. Bu koltuk gelip geçici. Yıllarca oturanlar oldu burada. Ben Cemal Aydın'ın oturduğunu gördüm. Cengiz Topen'in oturduğunu gördüm. Mehmet Yener'in oturduğunu gördüm. Şimdi Fatih Mert. Fatih Mert de günü geldiği zaman buradan kalkacak. Daha iyi projesi olan, daha hizmet edecek insanlar olduğu zaman kongreler var bu kulüpte. Gelinir, aday olunur. Bir şekilde Allah nasip ederse gelinir buraya. İnşallah onda daha demokratik bir ortam mutlaka sağlanacaktır. Ama benim sizden şahsi olarak beklentim var. Bunu bir hatırlatma üzerine de gideyim. Mehmet Başkan'ın ilk seçildiği kongre sonrası Tanduan'da düzenlenen bir basın toplantısı vardı. Ocak ayında basın sözcüsüydünüz. Evet. O dönem bir söz vermiştiniz. O dönemin ilk başında yerine getirildi bu. Ne geliyorsa ne gidiyorsa biz şeffaf olarak yayınlayacağız diye. Şimdi şundan dönem, kimsenin şüphesi olmasın. Bunların her gün burada hesabı tutuluyor. Her gün de ben bakıyorum bu hesaplara. Ama Ankara Gücü kulübü rahat bir kulüp değil. İşte geçen gün gördünüz, hemen buraya ihtar yazısı geldi, haciz yazısı geldi. Biz bir şeyleri yapmıyorsak, yapamıyorsak muhakkak sebepleri var. Yoksa biz tek tek gün gün hepsini yazacağız. Bizden sonraki yönetime o şekilde teslim edeceğiz bunu. Ya bu da bir şimdi burada kulübü korumak amaçlı bunlar. Yoksa bizim, tanıyorsunuz, insanlar da tanıyor bizi, ticaretimizi de biliyorlar. Buranın lirasına buradaki yönetim kurulu üyelerinin tenezzül etmeyeceğini herkes biliyor. Yok, zaten öyle bir şey. Herkes zaten biliyor. Şeffaf olmak en doğrusu ama şartlardan dolayı maalesef biz mesela Pasifik'te olan rakamı ve de şeyleri, biz Pasifik'te mesela ticari olarak işimizi hallettik ama açıklayamadık. Başkanım, bunu biz de bir taraftan da mesaj olsun. Çünkü bizi de suçluyorlar. Gazeteci duyduğunu yazar, tamam, gördüğünü yazar. Bazen kulübü düşünmek için yazamamak, rica susmak ediyorum da gerekiyor. Rica ediyorum. Ben Ankara basınında özellikle rica ediyorum. Bizim bu kulübü hep beraber kurtarmamız lazım. Kurtarmak için de biraz siz de haber akışınızı gerekirse azaltacaksınız. Azaltmak zorundayız. Eğer burayı yaşatmak istiyorsak her şeyi, biz her şey kayıt altında. Ondan yana hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunları açıklamaktan biz mutlu oluruz. Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Gelen belli, giden belli olacak zaten. Ama işte gördünüz, işte geçen hafta hemen 750 bin lira benim alacağım var diye bir tane geçmiş dönemde yöneticilik yapmış birisi hemen buraya yazı göndermeye başladı. Onun için biz burayı yaşatmak için maalesef kendimize, ben bunu en çok ben isterim bunun açıklanmasını. Çünkü bu beni sıkıntıya sokar. Yani işte söylüyorsunuz işte şeffaf ama işte bunun en büyük sıkıntısını ben çekiyorum. Niye çekiyorum? Ankara Gücü için çekiyorum. Bir sürü konuşmam gereken şey var, Ankara Gücü için konuşmuyorum. Bu kulüp, bu takım zarar görmesin diye konuşmuyorum. Bunu şimdi yapmıyorsak bu takım için yapmıyor, bu kulüp için yapmıyorum ben. Vallahi elimizden gelen desteği de zaten camia bütünleşti sizin gelmenizle beraber. Teşekkür ederim. Herkese camiamızın büyük taraftarı, büyük Ankara Gücü taraftarı, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten sizlerin sayesinde bu takım hala ayakta, bu spor kulübü hala ayakta. Sizler gerçekten çok önemlisiniz. Sizin desteğiniz gerçekten çok önemli. Bizlerle birlikte bir bütünleşme olduğunu, dün yapmış olduğumuz ziyaretlerde şehrimizin büyükleri, buraya gelen bütün, ziyaretimize gelen bütün insanlar da söylüyorlar. Basında da bunu görüyoruz. Bu da bizi ayrıyetten mutlu ediyor. Kişisel hiçbir beklentimiz, hiçbir egomuz yok. Önemli olan Ankara Gücü'nün kurtulması, Ankara Gücü'nün
bir yerlere gelmesi, bir yerlerde olması, sportif başarılarıyla anılması. Bunu Allah nasip ederse inşallah hep beraber başaracağız. Ben ümitliyim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize iyi günler diliyorum.